Bu pusulayı beyimizi kaçıranlar gönderdi. Yazı bizim dilimizde ama yazının hatları Ermeni ve Gürcü dili hatlarına benzer. Doğru dersin beyim. O Garen denen kafir obamızda beyimizin canına kastetti. Belli ki merhamet ile kolladıklarımız için de bize kin güden tek o değilmiş. Ermeni köylülerinin böyle bir işe kalkışacağını sanmam ana. Babam ile beraber Kekal Nanos'u da kaçırdılar. Derdi yalnız bizim mi olan? Ona niye dokunsun? Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımı mı sanıyorsun alçak herif? Amcamdan kurtulmak için eline fırsat geçti. Ama başaramayacaksın. Evdokya. Buna asla izin vermeyeceğim. Madem kılını kıpırdatmıyorsun, ben kendim kurtarırım amcamı. Ne yapacaksın Evdokya? Nasıl kurtaracaksın? Halkın desteğini kaybeden mas bırakanı yönetemez. Herkes ne yapmaya çalıştığını öğrenecek. Senin sahip çıkmadığın tek fırına halkı sahip çıkacak. Hiçbir yere gitmiyorsun Evdokya. Bırak beni. Ben hallediyorum general. Evdokya. Amcamı ölüme terk etmenize izin vermeyeceğim Diyojen. Evdokya. Bırak dedim. Bir sakin ol. Amcanı kurtaracağım. Nasıl olacakmış o? O iki deli kardeşe istediklerini vereceğim. Hangi yetkiyle Diyojen? Sen alt tarafı sıradan bir yüzbaşısın. Değil onlara toprak, çakıl taşı bile veremezsin. Şimdi bırak gideyim. Evdokya. Onlara toprak değil. Babalarının katili, General Tukas'ı vereceğim. Sakin kalıp generali dinlememiz herkesin menfaatine olacaktır Evdokya. Alpagut, ortalık bayağı karışık. Ani'yi boş bırakamayız. Emredersiniz efendim. Bende kalsın. Kolay olduğunu mu sanıyorsun? Sana asla güvenmez. Güvenmiyor. Ama güvenecek. Önce senin de güvenmen lazım. Sultanım, babam Çağrı Bey.
ABM'yi Liparit'in oğulları kaçırmış. Otağda konuşalım. Merak etmeyin Sayın Vali. Evdokya istemediğimiz hiçbir şey yapmayacak. Sakin kalmasının onun menfaatine olacağını söylüyorum. Gördüğünüz gibi ses çıkmıyor. Diyojen. Eskisi gibi yanımda olursan sadece ben değil sen de kazanırsın. Uzun zamandır yanlış tarafta olduğumun farkındayım efendim. Ancak ne yaşanırsa yaşansın, doğru tarafa geçmek için hiçbir zaman geç değildir. Kekamenos konusunda ne düşünüyorsun? Kesinlikle sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Bu, ondan kurtulmamız için eşsiz bir fırsat. Efendim, Ani'deki dört Ermeni köyünde bazı hareketlenmeler var. Selçuklu himayesine girmek istedikleri yönünde çatlak seslerin çıktığı istihbaratını aldık. Tamam, çık. Bir bu eksikti. Vergisini ödemeyen Ermenilerin Selçuklu'nun himayesini alması duyulmuş olmalı. Bazılarına cesaret verdi tabii. Bunun buraya geleceğini tahmin etmeliydim. Selçuklu'nun da bunu duyduğuna ve şu an keyiften avuçlarını ovuşturduklarına eminim. Kimin sesi çıkıyorsa bir an önce alt edilmeli. Kesinlikle. Bugün dört köy, yarın çok daha fazlası. Ve bir bakmışız, etrafımız Selçuklu himayesine girmiş topraklarla çevrili. Bu, Selçuklu için kolay ve parlak bir zafer olur. Yanına bir birlik al. Kimin sesi çıkıyorsa, ibret olsun diye hepsini kılıcıdan geçir. Sayın Vali, ateşi neftle değil, yalnızca suyla söndürebiliriz. Anlamadım. Üzerimize tek bir damla kan sıçramadan bu işi halledebilirim. Tabii bana tekrar güvenip tam yetki verirseniz. Sana eskisi kadar güvenebilir miyim Diyojen? Bu işi hallettiğimde eskisinden daha çok güveneceksiniz efendim.